Podcast dinle. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Bir podcast'te daha beraberiz. Şimdi geçen hafta Çeşme'deydim. Daha doğrusu Alaçatı'da diyeyim. Biliyorsunuz Alaçatı, geçenlerde de bahsetmiştim. Mesela Alaçatı deyince benim aklımda Alaçatı turizmi deyince hep aynı şey canlanır. Yani içi boş, kof bir turizm. Maalesef dünya güzeli yeri eğlenceye, kazıklanmaya, hani çivisi çıkmış eğlenceye ve çivisi çıkmış fiyatlar ödemeye endeksli bir yere çevirdik. Ne yazık ki. Ve hep şunu söylerim, yani bu niye bir Temmuz Ağustos'un 8 tane hafta sonunu, Cuma Pazarını hadi uzatalım, long weekend diyelim, Pazartesi alalım ya da Cuma Pazar diyelim, bunu kapsayan bir turizm bu. Hafta içi bomboş, hafta sonu ana baba günü, kan gövdeyi götürüyor, kavgası dövüşü, zaten onları hiç bahsetmiyorum, izlemişsinizdir. Yani çok güzel bir kasaba Alaçatı, taş evleriyle, yollarıyla, begonvilleriyle, yani dokusuyla bir harika. Fakat bu otobana doğru olan bol tozlu yapılaşma, kaldırımsız yolları ve benzeri şeyleri beni sinir ediyor. Ve tabii turizmi, yani butik otel adı altında işte 300-400 euroluk göya işte taş evden çevrilme 5 odalı butik otel. Hep aynı şeyi söylerim. Sizi kapıda karşılayan resepsiyonist aynı çocuk. Gece bekçisi aynı çocuk. Sabah kahvaltıyı size serpme kahvaltı denen şey neyse, bu Ege'nin kültüründe olan bir şey değil, biraz doğudur. Serpme kahvaltıyı getiren aynı çocuk. Ondan sonra bir şey isteseniz bir muhatap bulamazsınız. Çünkü bir üçüncü, dördüncü çalışan bir sabahları olur o otellerde. Ondan sonra da yok olur giderler. Yani hele ki gece mesela minibara iki tane su koyuyorlar. O su bitse su rüyası göreceksiniz yani. Oda servisi yok, bir muhatap yok. O çocuk uyanmaz zaten istediğiniz kadar. Eğer resepsiyonda uyuyorsa, ki genelde resepsiyonda ya da lobimsi yerde uyur bunlar. Üstünden atlarsınız falan gece geldiğinizde otelde. Ama verir, bir mes gibi alırlar 200-300 euroyu. Neyse, şuna bağlayacağım. Hep söylediğim. Bakın, bir fikrim var. Bunu yıllardır söylüyorum yazılarımda, işte podcastlerde, orada burada. Ne zaman Alaçatı konusu açılsa. Bir mesih gibi bunun yaygınlaşması için konuşuyorum da duruyorum da yazıyorum da çiziyorum da. Yani Alaçatı gibi muazzam bir yeri neden Nice yakınlarındaki Saint-Paul de Vence gibi bir hale dönüştürmeyelim? Yani içini sanat ve gastronomiyle niye doldurmayalım? Çağıralım üniversiteleri, üniversitenin güzel sanatlar bölümlerinde okuyanları, heykellerini yapsınlar, öğrenciler istediği gibi çalışsın. Onlara kışın bu otellerin hepsi boş. Çok cüzi miktarlarla belki konaklama imkanı verilebilir hafta sonları ya da weekendler, art weekendler, işte ne bileyim, yani pek çok şey yapılabilir. Yani sanat kasabası olsa bari, tamam yine eğlencesi, yemesi içmesi olsun, ama böyle eğer sanat ve gastronomiye yönelik bir turizmi gerçekleştirirlerse kendileri için de iyi olacak. Yani 8 hafta sonu yerine 12 ayın onlarca hafta sonu, 4 hafta sonu var diyelim, 12 ile çarpın işte 48 hafta sonu da iş yapar yani. Hem de mis gibi akmasa da damlar yani, hem de çok da iyi bir temsil, yani bir başka tarafı olur. Eğlencesi, denizi, güneşi, beachleri derken bir de sanatı olur yani. Böylece kışın da zaten oralar ılıman iklim. Yani kışın niye orada bir turizm olmasın ki? Hele ki son yıllarda epey de kışında yaşayan nüfusu var. Vallahi o yaşayan nüfusu da ben tanıyorum. Gayet eğitim düzeyi yerinde, kültür düzeyi yerinde insanlar bunlar. Okumuş etmiş insanlar. Çok da destek olacaklardır. Diyorum, ne olursunuz şu Alaçatı'ya birileri ön ayak olsun. Benim gücüm bu kadar yetiyor ve şu Alaçatı'yı 24 mevsim turizme kazandıralım ve bunu yaparken de içine sanat ve gastronomi koyalım diyorum. Şimdi size geçen hafta Çeşme'den birkaç not vereceğim. Tabii dediğim gibi bıçakla kesilmiş gibi 1 Eylül deyince her yer çatır çatır kapılarını kapatıyor. Çünkü böyle oldu nedense yani. Hani sanki insanlar artık yemek yemeyecek. Restoran, yani geçen hafta restoranlar, eğlence mekanları hepsi birer birer, oteller kapılarını kapatıyordu. Yani açılış değil, bu sefer kapanışa gittim gibi oldu. Ha bunlar nereler? Mesela Angele Grande kapandı geçen cumartesi. İstanbul Arnavutköy'de devam ediyor. Esnaf kapandı. Başka açıklar mı değiller mi emin olmadığım birkaç bir yer var. Mesela Sota, Viento Otel'in içindeki. Sanırım o yaz kış açık olacak. Çok emin değilim. Ama Viento kışları açık oluyordu. Eğer bir değişiklik yapmayacaklarsa bu sene. Cabbar kapanacak ama önümüzdeki haftalarda. Cabbar'dan bu arada çok etkilendim. İstanbul'daki yeri de çok güzeldi. Alaçatı'daki yeri muazzam olmuş. Şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer bu son 2-3 hafta içinde Alaçatı'ya gidecek olanlar varsa Cabbar'ı
Cabbar'ı değerlendirin. Hem yemek hem eğlence. Bir taşla birkaç kuş vuruyorsunuz Cabbar'da. Çok çok başarılı. Bir diğer söyleyeceğim yer, Bumba diye bir kahvaltıcı var. O da sanırım açık olacak. Ondan da çok emin değilim. Ya da sezonu birazcık geç kapatacak. Fakat burada söyleyeceğim iki otel var. Bir tanesi benim çok büyük favorimdir. Marriott Bonvoy zincirinin en lüks segment markalarından biri olan The Luxury Collection üyesi Reges Otel. Reges Çeşme, Ilıca'da, muazzam lokasyonda, muazzam bir mimaride, kusursuz bir hizmetle, bir finishing harikası bir otel. Yani çok büyük olmayan arazisinde, sahili, işte açık alanları, kapalı alanları, bir gecede 4-5 böyle atleti oluyor. Yani çok tatlı. Bir tarafta canlı müzik, öbür tarafta kafe, öbür tarafta pastane, koca koca tatil köylerinin yaptığını neredeyse o çok da büyük olmayan arazilerin içine konuşlandırmışlar. Çok da güzel gidiyor. İyi bir haber. Ha, spası da bu arada çok güzel. Spasına bayağı da yatırım yapacaklarmış bu kış. Bu kış Reges açık. Çok çok tavsiye ederim. Bir de hiç bilmiyordum, Kaipo diye bir otel var. O da butik otel ama o da güzel bir butik otel. Yani onun da arazisi bayağı geniş. Orada da rahat bir yerde bir sürü insanla beraber olmak zorunda değilsiniz. Pek çok bölümü ve ayrı ayrı, nasıl diyeyim size, oturma grupları, odaları, bölümleri falan var. Oraya da tavsiye ederim. Yani bir tavsiye de bakın, yani söylemeden edemeyeceğim. Şu notlarımı almıştım. Marsilya diye, orijinal adıyla Marseille, bir dizi var. Bir sezon, başrollerinde Gérard Depardieu ve Fransa'da meşhur olan ama dünya çapında meşhur olmayan aktör ve aktrislerin de rol aldığı bir dizi. Bizim çok yakından bildiğimiz belediye başkanlıkları, işte seçimler vesaire gibi konulardaki, daha doğrusu konulardaki demeyeyim de belediye başkanlığı seçimlerindeki yolsuzlukları konu alıyor. Yani hani bizde trafik Foya kedi falan giriyor ya. Bakın Fransa'da neler oluyormuş. Yani bir seyredin. Hakikaten çok enteresan bir dizi. Bir de bunu tavsiye ederek bitirmek istiyorum. Görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler. Podcast dinle.